Mehmet Ağar'ın yine birilerini gönderdi, bir siyasetçi evet. ismi de zikrederek söylediniz. Evet. Çok açık soruyorum, Mehmet Ağar Fethullahçı mı? Ee, hayır, hiç bir şeyci olduğunu düşünmüyorum. <laughs> ee, o karakterin e, herhangi bir ilkeye e, bağlı olarak e, yaşadığı alanda, yani bürokrasi, siyaset alanında bulunabilmesine imkan e, görmüyorum. Dolayısıyla e, böyle böyle olduğunu düşünmüyorum. Biraz önce de ayrıca söyledim. Hı hı. Kendisi hakkında e, e, toplumun e, kanaatinin e, artık teşekkür etmiş olacağını düşünüyorum. Bizim Mehmet Ağar hakkında konuşuyor olmamızın bir tek gerçek nedeni var. Eğer o birleşme başarılabilmiş olsaydı, daha doğrusu Başarılması için tek yapılması gereken artık Mehmet Ağarın imzasını attığı listede anlaştığımız gibi Anavatan Partili e, adaylarda bulunacaktı ve birlikte bir kampanya yapacaktık. Yani o birleşmenin bozulduğu e, imgesi algısı toplumdan kalkacak ve to hı hı. başka bir şey olacak. Ne olacaktı? Ya bir tek başına iktidar mümkün olacak mıydı? Olmayacak. Bunu kesin olarak bilemeyiz ama o günkü kamuoyu araştırmaları duruyor. 116 ile 20 arasında bir şey değiştiriyor. Yani bir bir aralıkta e, oy alacağı öngörülüyor. idi. O gün daha o gün kampanyada nereye evrilir bilinmez. Yani yukarıda evrilebilirdi, belki aşağıda evrilebilirdi. Ona bir şey diyemem. Böyle dolayısıyla bu müdahale niçin yapıldı sorusu ve bu müdahale hayatımızda neleri değiştirdi sorusu çok önemli. Ben şöyle yani sanki bu işin mağduru bir tek benmişim gibi anlatmak zorunda kalıyorum. Anlatmak istediğim şu, hayır mağduru ben değilim, bütün millet. Ben millet adına bir şey yapmaya çalıştım. Hı hı. Bir şey yapmaya çalıştım. Sabote edildi. Bakın yasa dışı ahlak dışı yollarla siyasete, demokrasiye müdahale edildi. Ve bu müdahalenin sonuçlarını biz safa 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 gördük. İş 15 Temmuz darbesine kadar geldi. Peki ben bunları bugün söylüyor olsaydım eğer, yani olup bitenleri görerek konuşuyor olsaydım eğer, bu davranışım ahlak dışı olabilirdi. Ama ben bunları o gün söyledim. 2003'te, 4'te, 5'te, 2005'te 2007'de artık feryat ederek söyledim. Yalvarıyorum insanlara Allah aşkına şu YouTube'da var 20 Nisan tarihli konuşmamın ama tamamını izlesinler. Çünkü diyorum ki konuşmamın başında. Bakın ben bunları söylüyorum ama sizin bunlara kulak asacağınıza da inanmıyorum. Fakat buna rağmen niye söylüyorum? Söyleyeceğim. Daha konuşmama başlarken hiçbir şey söylememişim. Bundan 10 yıl sonra başımıza gelecekleri, başımıza gelecekleri, bunlar niye başımıza geldi diye anlamak istiyorsanız dönüp bu konuşmaya bakacaksınız. Ben bunun için konuşuyorum diyorum. Burada kişisel bir feraset iddiasında bulunmuyorum. Ya çok sevdiğim bir Fıkra. Konuşmanın devamında da Fethullah Gülen'in gerisi Ve yapıyorsunuz. Konuşmanın devamında da niyetlerinin ne olduğunu, hangi mekanizmalarla, hangi ilişkilerle, hangi ortaklıklarla ne yaptıklarını anlatıyorum. Akıbetlerinin ne olacağını da söylüyorum. Burada Ve... bu, burada gireceğim ama şunu mu anlıyoruz seyircilerimiz için? Ee, Mehmet Ağar hiçbir şeyce olamaz dediniz ama kritik anlarda kritik roller oynuyor. Bugün AK Parti'nin ya da Sayın Cumhurbaşkanı'nın vazgeçememesinin nedenlerinden bir tanesi de onu iktidara taşıyan da iktidarda durduran da o dönem Mehmet Ağar olduğu için bugün de Mehmet Ağar devleti içinde yanında ortasında kenarında köşesinde durmaya devam ediyor. Bunu mu anlıyoruz? Mehmet Ağar kurban verilirse sorunlarımız çözülecek mi diye ben de soruyorum. Israrla bu sorudan kaçmamın nedeni Mehmet bu kadar önemseyen, bu kadar de, ya bu kadar mühim bir noktaya koymanın yanlış olduğunu söylüyorum. Hı hı. Dedim işe yararlık. O değil bu. Ya, yani nitekim mafya siyaset, mafya bürokrasi ilişkilerinde görmüyor muyuz? Bir bakıyorsunuz A'nın yıldızı parlıyor, sonra A'yı indiriyorlar, B'nin iş gördürüyorlar. Araç araçsallaştırıyorlar. Yani araçsallaştırılan iradeye bakın. Araçsallaştırma dinamiğinin nasıl işlediğine bakın. Ona bakarsak bir daha başımıza gelmez. Şu yani aynı şeyi tekrar edip sonucun değişmesini uman delidir diyor ya Einstein. Ya deli olmayalım akıllı olalım. Yani neden oluyor bu dinamiğin arkasında ne var? Şu Nasrettin Hoca fıkrasını anlatabilir miyim lütfen? Şu ben çocukken hiç anlamazdım bu fıkranın nesine gülüyorlar derdim. Gerçekten Nasret Hoca fıkralarını çok severim. Hoca bir gün gidiyormuş. Adamın bir tanesi ağaç buduyormuş. Çıktı dalı kestiğini fark et, bindiği dalı kestiğini fark edince demiş ki adam dikkat et düşeceksin. Bindiğin dalı kesiyorsun. Adam demiş kavuklu demiş sen git işine bak. Sen git talebe okut bir şey yap. Yani ben demiş ben çiftçiyim, babam çiftçi, biz hep bunu yaparız. Hoca on adım gitmeden adam tabii aşağı düşmüş. Ve arkasından koşmuş demiş ki düşeceğimi bildin, öleceğimi de bilirsin. Fıkranın can alıcı kısmı bu. Eğer ibret almayı bilmiyorsanız, hep efsane peşinde koşarsınız. Eğer akletmeyi bilmiyorsanız, hep efsane peşinde, hep hep hikaye. İki sonucu var bu fıkranın. Bir, bindiğin dalı kesiyorsun. Söylüyor. Bindiğin dalı kesiyorsun. Yap, eylemine dikkat et. İki, öleceğimi de bilirsin. Ölme, öleceğini bilmiyor musun? Salak. Kim öleceğini? Herkes ölüyor. Elbette ölüyor. Daha ne umuyorsun hayattan? O bilinçle yaşa diyor Nasrettin Hoca bize. Adamı komik duruma düş Yani fıkrasındaki bu adamı komik duruma düşürerek. Ben diyorum ki milletimize Allah aşkına bu fıkradaki adamın durumuna düşmeyelim. Bindiğiniz dalı kestiğinizin farkına var. Şimdi o meseledeki olan şey ne? Olan şey eğer öyle olmasaydı. O günkü o zaman cemaat deniyordu. O zaman ne istenilirse veriliyordu. O ne istenilirse verilen arkadaşların devlet içinde kurdukları hegemonya milyonlarca çocuğun sınav sonuçlarına tesir etti. Biraz öncesini ben kendi çocuğumun hikayesinden anlattım. Kanıtlamaya hazırım. Bu ahlaksızlığın binlerce katı binlerce kez yaşandı. Yaşandı. Dolayısıyla bu çocukların ömrü telef oldu gitti ya. Ömrü telef oldu. Milyonlarca insanın hayatı. Hala da milyarlarca para toplandı bu insanın, bu ülkenin nasıl söyleyeyim, iyiliksever insanlarında. Ve CIA projeleri için dünyanın dört bir tarafında harcandı. Sözüm ona Türkçe olimpiyatları. Türkçe olimpiyatları denilen yere topladıkları çocukların çoğu neredeyse ajanslardan devşirilmiş oyunculardı. O okulların hiçbiri de Türkçe filan da öğretilmiyordu. Tek tük çat pat diplomat evet. çocukları ve asıl yapılan şey İngilizce öğretmekti. Garip, garip Türk halkının parasıyla biz Amerikan siyasasına hizmet ettik şimdi bu, bu bu bunu bunu niye görmüyoruz? Oradan bugüne olan şeyler. Ya bu siyaset dinamiğini böylesine değiştiren ilişkiler hakkında gelip bir kişiye mi odaklayalım? Ya başından beri söylemeye çalış. Hayır ya ama be benim kişisel olarak yani iftiraya uğramış olmaktan dolayı kişisel olarak bir meselem var ama ben dahi kişisel meselemden vazgeçtim. Toplamı görelim. Tabii ki. Zaten toplama anlatmak için aslında kişiler üzerinden gidiyoruz. Çünkü ortaya çıkan bir bir durum var ki onu sizin de dediğiniz gibi sürekli görmeye devam ediyoruz. Emin. Şimdi ben sizinden kanaatli değilim. Hiçbir şekilde değilim. Şöyle bir tek yerde sizindenken Neden sorusu çok önemli bir soru. Ama, ama kişilerin önemsiz olduğu kişileri bir tarafa bırakın. Bu doğru bir şey değil. Neden değil? Şundan değil. İpin ucunu eğer sökmek istiyorsanız ipin ucunu tutmanız gerekir ve ilişkin ipi sarmanız, ilişkiler ağını ortaya çıkarmanız, kim, neden, nasıl, kiminle olmuş sorusunu, yanıtını bulduktan sonra ondan sonra hastalığa tedavi koymanız ve nedeni bulmanız lazım. Biz bugün odağımızı kaybederek Sedat Peker'in ortaya serdiği ilişkiler ağını bunlar önemli değil. Biz bunun neden ortaya çıkın bulalım demem. Neden demem o insanlar ağırdıdan masumdur, bunlar suçlamadır, doğru değildir. O ayrı bir şey, o yargının bilebileceği bir şey. Ama benim işim bu ilişkiler ağı nasıl kurulmuş? Yahu Sedat Peker diyor ki damatla ben kavga ettim bunun yüzünden. Veliaht olduğunu Amerikalarda söylemiş bir insandan bahsediyoruz. Bu ülkenin ekonomi bakanı ekonomi yönetiminde başarısız olduğu için değil. Bu iddia doğru ise Süleyman Soylu'yla Sedat Peker'in beraber yürüttükleri bir ilişkinin bir operasyonun sonucunda görevinden alınmış. Şimdi benim bunları anlamam bu ilişkiler ağının hangi çıkar çevrelerine kadar uzandığına nüfuz etmem ondan sonra neden sorusunu sormam lazım. Sorduğunuz sorunun kritik yeri şurada biz bunu FETÖ'de gördük. Neden sorusunu bir sonraki adımda sormadığımız için bugün başka cemaatler örgütleniyor devlette. O yüzden o soru değerli. Ama biz eğer FETÖ'nün siyasi ayağını tam ifşa edebilseydik yani kişiler kim bunlar nasıl devletin içinde varlar bu FETÖ'nün siyasi ayağı nerelerde yahu bu FETÖ basına sızdı orduya sızdı hep sorduğumuz soru bu bu kadar da niye siyasete sızmadı sorusuna yanıt bulabilseydik ve onların kimler olduğunu bulup onları deşifre edebilseydik.